Herkese merhabalar. Bu deneyimizin ismi elektriklenme. Gündelik hayatta bir arkadaşımıza dokunduğumuzda ya da bazen bir metal kapı kulbuna dokunduğumuzda bir elektrik çarpması hissi yaşamış olabiliriz. Hatta belki sesini bile duymuş olabiliriz. Bu durumun sebebi elektriklenme olayıdır aslında. Peki nedir elektriklenme? Elektriksel yüklerin yer değiştirmesi sonucu elektriklenme olayını yaşıyoruz. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler 2 adet sabit güç ayak, alüminyum toplar, ip, alüminyum topları düzeneye sabitlememiz için bize yardımcı olacak, cam çubuk, plastik çubuk, yün kumaş ve ipek kumaş. Mıknatıslar ile ise sizlere aynı yüklerin ve zıt yüklerin birbirleri arasındaki etkileşimleri göstereceğim. Öncelikle deneyimizin yapılış aşamalarına geçecek olursak. Şu an için elimde bir adet cam çubuk var. Ve cam çubuk yalıtkan. Ve şu an cam çubuk aslında nötr. Ne demek nötr? Artı yük sayısı, eksi yük sayısına eşit olan cisim nötr cisimdir. Biz bu cam çubuğu ipek kumaşı alıp sürtünme yoluyla elektriklendirebiliriz. Yani sürtünme yoluyla elektrik yüküyle yükleyebiliriz. Evet, şu an nötr, artı yük sayısı, eksi yük sayısına eşit. Ama sürtünme ile elektriklenme yoluyla ben bu cam çubuğu elektrik yüküyle yükleyebilirim. Peki nasıl yükleyeceğim? İpek kumaşımla cam çubuğumu şöyle elektrik yüküyle yüklemeye başlıyorum. Peki bu süreçte ne oluyor? Biraz bunu konuşalım. Cam çubuk başlangıçta nötrdü. Ve ipek kumaşa sürttüğümüzde, sürtmeye de devam ettikçe cam çubuktaki artı yük sayısı artıyor. Yani aslında cam çubuk ipek kumaşa sürtüldükçe artı yükle yüklenecek. Şu an benim alüminyum toplarım nötr. Herhangi bir yük eşitsizliği yok. Dikkat ederseniz hareket halinde değiller. Herhangi bir yük eşitsizliği olması durumunda hareketlenecekler. Peki şu an yaptığım işlem cam çubuğu ipek kumaşa olabildiğince hızlı bir şekilde ve ne kadar çok böyle ipek kumaşın arasında cam çubuğu sıkı bir şekilde tutarsanız gözlem yapmanız o kadar kolaylaşacak. Şu an cam çubuğa yaptığım işlem elektrik yüküyle yüklemek. Diğer bir yapacağımız işlem alüminyum toplara cam çubuğu, aslında artı yükle yüklediğim cam çubuğu yaklaştırmak olacak. Deneyelim. Bakın, alüminyum toplar hareketlendi. Aslında alüminyum topların hareketlenmesinin sebebi burada bir yük eşitsizliği oldu. Ne oldu? Cam çubuk artı yüklüydü. Alüminyum toplarsa nötrdü. Artı ve eksi yük sayısı birbirine eşitti. Burada alüminyum topların içerisindeki eksi yükler cam çubuktaki artı yüklerle bakın etkileşime girdi ve alüminyum toplar hareketlendi. Yani aslında bunu şöyle düşünebiliriz. Aynı yükler birbirlerini iterler. Mesela şurada iki adet mıknatısımız var. Biliyoruz ki mıknatısın iki ucu var ve bu iki uçtan aynı olanlar birbirlerini iter. Zıt yüklü olanlarsa birbirlerini çekerler. Deneyelim. Şu an kırmızılar aynı uçlar. Maviler de aynı. Önce zıt yükleri bir deneyelim. Şöyle yaptığımız zaman görüyorsunuz ki zıt yükler. Herhangi bir işlem yapmayacağım. Sadece yaklaştıracağım. Evet. Biliyoruz ki mıknatıslarda temas gerektirmeyen bir kuvvet var. Yani mıknatısların manyetik alanına mıknatısı çeken bir maddeyi koyduğumuz esnada mıknatıslar birbirlerine çekme kuvveti uyguladı. Peki tam tersini yapalım. Bu sefer aynı yükleri yaklaştıralım. Yaklaştıracağım. Dikkat ettiniz mi? Mıknatıslar birbirlerini itiyor. Herhangi bir kuvvet uygulamıyorum. Mıknatısların aynı kutupları birbirlerini itti. Buradan da farklı prensipler birbirlerini çekti. Aynılar birbirlerini itti. Gözlemlediğimiz buradaki durumda ne olmuştu? Cam çubuk alüminyum folyoları çekti. Çünkü artı yük sayısı fazla. Buradaki eksiyle artı yükler birbirlerine bir çekim kuvveti uyguladı. Peki ipek kumaş cam çubuğa sürtündüğünde artı yükle yüklendi. Peki aynı işlemi yün kumaş ve plastik çubukla yapsak? Plastik çubuk iletken. Aynı işlemi yapıyorum aslında. Yani yine sürtünme yoluyla bir elektriklenme olayı gerçekleştireceğim. Plastik çubuğu şu an elektrik yüküyle yüklüyorum.
Peki cam çubuk ipek çubuğa sürtündüğünde pozitif yükle, yani artı yükle yüklenmişti. Plastik çubuk yün kumaşa sürtündüğünde artı yükle mi yüklenecek, eksi yükle mi yüklenecek? Plastik çubuk yün kumaşa sürtündüğünde eksi yükle yüklenir. Şimdi az önce alüminyum toplarımız dikkat ettiyseniz hareket halindeydi. Şu an herhangi bir hareket söz konusu değil. Bense plastik çubuğu elektrik yüküyle yüklemeye devam ediyorum. Dediğim gibi bu işlemi böyle ne kadar elinizde sıkı tutarak yaparsanız özlemleyeceğiniz sonuçta o kadar keyifli ve çabuk olacaktır. Evet, plastik çubuğumuzu yün kumaşa sürttükten sonra alüminyum toplara bir yaklaştıralım. Bakalım ne olacak? Herhangi bir değişim gözlemleyeceğiz mi? Evet, dikkat ettiyseniz alüminyum toplara dokunulmadım. Sadece yaklaştırdım. Ama bir yük eşitsizliği oldu. Plastik çubuklarda eksi yük sayısı fazla. Alüminyum toplarım nötr. Alüminyum topların içerisindeki artı yükler eksi yükleri çekti. Mıknatıslarda zıt yükler birbirlerine çekim kuvveti uygulamıştı. Evet, burada da zıt yükler birbirlerini çekmiş oldu. Evet, bu deneyimizde sizlerle elektriklenmeyi keşfettik. Bu deneyimiz bu kadardı. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.